İşleme bir yapalım. İşlem önceliğine de tabii dikkat ederek burada şimdi. 4 bölü 10 eksi 58 bölü 9 ne yapar? Payda eşitlersek 90 eksi 58 bölü 9. Yani burası 32 bölü 4, 9. Ters çevireceğiz. 9 bölü 32 olacak. Sonra bunları çarpacağız. 9 bölü 8 olacak. En son arkadaşlar eksi yapacağız. Çünkü bölme farktan önce gelir. 8 bölü 8 cevabımız 1. D şıkkı. Burada işlem yapacağız düzgünce. 7 faktöriyel parantezini alacağız önce. 7 faktöriyel parantezinde ne olur? 1 artı 8 aşağısı. 4 faktöriyel 24. 3 faktöriyel 6. 2 kare farkı 24 eksi 6. 24 artı 6. 7 faktöriyeli 7, 6, 5, 4, 3, 2 diye açayım. 1 artı 8'den burası zaten 9. Aşağısı 30. Burası bir de 18. 9 ile 18 sadeleştirelim. 2. Bu ikiler gitsin. 6 kere 5, 30 sadeleşmiş oldu. Böylece 7 kere 4, 28. 3 ile çarparsak 84 kaldı. B şıkkı. Bu soruda arkadaşlar kesinlikle süre kazanmak adına. Çünkü zor bir soru değil. Herkes aralarında asalın ne olduğunu biliyor. Ben yine de tekrarlayayım. 1 ile her sayı aralarında asaldır. Herhangi iki sayı asal olmak zorunda değildir. Aralarında asal olmak için önemli olan ortak hiçbir bölenlerinin olmaması. Mesela 2 ve 9 aralarında asaldır. Bak 9 asal sayı değil ama hiç ortak bölenleri yok. 4 asal değil, 9 da asal değil ama bunlar aralarında asal. Birden başka bölenleri yok. Bu yüzden bakın aralarında asal iki tane sayı B şıkkında uygun bir şekilde var. 4, 13 aralarında asal. 121 ve 15 aralarında asal. 25 ve 132 evet aralarında asal. 10 ve 7 aralarında asal. 156 da böyle kaldı. Gördüğünüz gibi bu cevap uygun gayet. B şıkkı. M elemanlı bir küme olmak üzere M elemanı değildir. A ise A kümesine denksiz küme denir. Hemen bir örnek veriyorum size arkadaşlar. 3 elemanlı bir alt küme olsun. Örnek 2, 4, 6. Peki 3 bunun elemanı mı? Hayır. Evet işte bu durumdan dolayı hayır. Hayır virgül evet. Böylece bu denksiz bir küme. Ama şöyle olursa yanlış olur. 1, 2, 4, 7. Bakın şimdi bu 4 elemanlı bir alt küme ama 4 bunun elemanı, bu denksiz küme değildir. Buna göre 4 elemanlı denksiz küme ne demek? 4 elemanı değildir. Bu kümenin adı X olsun. X kümesi arkadaşlar. Haliyle buradan dolayı ne diyeceğiz o zaman? 4 elemanlı 4'ün olmadığı bir alt küme. Geriye kaç tane elemanımız kaldı? 6. 6'nın dörtlüsü. Böylece bu da 15 yapar. B şıkkı olur. Bu soruda arkadaşlar kesinlikle görmeye bağlı bir soru. Yani ben şimdi hani nasıl anlatayım da bu soruyu yapayım size kolayca diye düşünüyorum. Yani gerçekten ben bu soruya ilk baktım ve şunu gördüm. Eksi 4 ya. Burada bir 10 vereyim ya ben dedim. Neden? 10 verirsem burası bak 3'e bölünüyor. Onu gördüm. Aslında tek çıkış noktam şu iki sayıya bakmak. Diğerlerine hiç bakmak olmadı. Buradan çıkıp doğru yaparsam belki devamı da doğru gelir. Kontrol etmiş olurum dedim. Hakikaten yazıyorum bakın. 10 eksi 4, 6. 3'e bölüyorum. 6'yı 2. 2, 2 ile çarpıyorum 4. 4'e 3 ekliyorum 7. 7'den 4 çıkarıyorum 3. 3 ile çarpıyorum 9. 1 çıkarıyorum 8. Böylece bakın sarıların toplamı 2, 7 daha 9. 9 daha 18 oldu. D şıkkı geldi. Aşağıdaki şekilde yan yana bloklar halinde dizilmiş binalar verilmiştir. Her katta yalnız bir daire mevcutmuş. Yani pencere sayısına bakıp sakın iki tane daire, üç tane daire var demeyin. Her bir katta bir daire var. Birinci katlardaki toplam kişi sayısı, ikinci katlardaki toplam kişi sayısı ve üçüncü katlardaki toplam kişi sayısı birbirine eşittir. Bulundukları katlara aynı olan dairelerde yaşayan insan sayısı da eşitmiş. Bu ne demek? Şuraya x tane birinci katlarda hep aynı sayıda insan var demek. Böylece x, 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 x yani toplamda 5x tane insan var. Sonra buraya y dersek ikinci katlarda y tane insan var. Toplam o zaman 4y tane insan var. Son katta sadece 2 tane var. O da 2z yaptı. Bunları niye birbirine eşitledim? Birinci katlardaki toplam kişi sayısı ikinci katlardaki ve üçüncü katlardaki toplam insan sayısı aynıymış. Böylece 5x, 4y, 2z. O kekleri kaçtır bunların? 20 değil mi? Bu 4k'dır. Bu 5K'dır. Bu da 10K'dır. K'ya en az 1 verirsek 4 artı 5 artı 10'dan 19 yapar. Haliyle arkadaşlar sarı dairede X artı Y artı Z insan yani 4K, 5K, 10K insan olduğu için en az 19 yapar C şıkkı.
İki tane ağaç zaten var arkadaşlar. Bunun içine 63 tane daha ağaç dikeceğiz. Toplamda bakın 65 ağaç olacak, onu söyleyeyim. Sonra bu A noktası eksi 13 çarpı 4 üzeri 12 noktasıymış. B de 19 çarpı 224. Bunları birbirinden çıkarırsak 4 üzeri 12'yi hemen 2 üzeri 24 diye değiştirelim. 19 çarpı 2 üzeri 24 eksi eksiden artı 13 çarpı 2 üzeri 24 oldu. Böylece 19, 13 daha 32 çarpı 2 üzeri 24, aralarındaki mesafe 2 üzeri 29'muş. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim size bakın. 3 tane ağaç diksek 2 aralık oluyor. 4 tane ağaç diksek 3 aralık. O zaman 65 ağaç içinde 1 çıkarırsak 64 aralık gerekiyor. Bizim bunu eşit 64 bölmeye ayırmamız gerekiyormuş. 64 de 2 üzeri 6'dır. Çıkarırsak 2 üzeri 25'miş, 2 üzeri 23'müş. Burada her ağacın arasındaki mesafe D şıkkı oldu. Evet, güzel bir soru arkadaşlar bu. X kare artı 6 çarpı 6 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 2'nin karesinin x kareye bölümü. Bir tam sayı gelmeliymiş. Buna göre o zaman bir kere şu x kareden kurtulalım. X kare bölü x kare dersek burası zaten 1 olur. Asıl mevzu neymiş? 6 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2'nin x kareye tam bölünmesi. Böylece buradan da hangi sonuca varırız arkadaşlar? 6 üzeri 5 ne demektir? Bu şunu sileyim. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. Bir de yanında 3 üzeri 4, 2 üzeri 2 var. Yani 3 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 7'ymiş aslında şu sayı arkadaşlar. Bunun bir sayının karesine tam bölünmesi lazım. Tabii ki burada nasıl ayıracağım o zaman? 3 üzeri 1'i ayırırım. 2 üzeri 1'i de ayırırım. 3 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 6'nın x kareye bölünmesi gerekir derim. Bunun için de arkadaşlar nasıl bir durum olur? Sonuçta bu 3 üzeri 4'ün karesi, bu 2 üzeri 3'ün karesi, bu zaten x'in karesi. Şimdi 3 üzeri 4 ve 2 üzeri 3 şeklindeki sayılar olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle bakın. Bu sayının, hatta şöyle yapayım pardon, şu karekökü alayım ne alakaysa. Bu sayının arkadaşlar eğer x'e bölündüğünü görürsek zaten karesini aldığımızda kesinlikle tam sayı olur. Sonuçta bir sayının x'e bölümünden bölüm 3 ise karesi zaten 9'dur, yine tam sayı olur. Önemli olan demek ki buranın bölünmesiymiş. Buna göre ne yapıyorduk? Asal çarpanlarını ayırdığımız için üstü 1 arttırıyorduk. Üstü 1 arttırıyorduk. Böylece 4, 20 tane pozitif tam bölen sayısı geldi. Ancak x arkadaşlar negatif de olabilir çünkü tam sayı demiş. Bunun bir de negatiflerini alacağız. Toplamda 40 tane bölen geldi. X'in alabileceği 40 değer varmış. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3'e bölen bir sayı olarak. Bu soru sayısal mantık sorusu bile değil aslında. Yani direkt mantık sorusu ama konu olarak değil, mantık yorumlama sorusu. Bir kere bir küpte arkadaşlar iki yüzeyin karşı karşıya gelmesi için bunların hiçbir ortak kenarının olmaması lazım. Bakın buradaki iki kenarın, iki yüzeyin hiçbir ortak noktası yoktur. Mavinin dikkat edin, yeşille ortak noktası var, sarıyla ortak noktası var, kırmızıyla ortak noktası var, beyazla ortak noktası var. Bir tek geriye ne kaldı? Siyah. Bunlarla ortak noktası olduğuna göre siyahla olmamalı. Mavinin karşısındaki yüz siyahmış arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C şıkkı oldu. Bu soru fonksiyon sorusundan ziyade birazcık da üssü sayı yorumlama sorusu olacak. Bir kere f bileşke fx nasıl yazılır ona bir bakalım. Şimdi f'in içine fx'i yazacağız ya. Fx arkadaşlar 2 üzeri x. O zaman x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Fx'i. Bak yapıyorum. 2 üzeri 2 üzeri x. Yani x gördüğüm yere 2 üzeri x yazdım. Bu bileşke fonksiyon. Bu gx'e eşitmiş. Şimdi ters fonksiyon, ya hiç ters fonksiyonla uğraşmayacağım. Diyeceğim ki bu bir a değerine eşit olsun. Ne yapıyorduk? Bu g'yi ters olarak öbür tarafa atıyorduk, değil mi? GA buradan 256 üzeri 8 oldu. Hemen diyelim 2 üzeri 2 üzeri a eşittir. GA o da eşittir 256'nın 8. kuvveti. Bu da ne yapar? 2 üzeri 8'in 8. kuvveti. Bu da 2 üzeri 64 yapar. Demek ki 2 tabanları aynı, üsler de aynı olmalı. 2 üzeri a 64'e eşit olmalı direkt. Buradan da a 6 oldu arkadaşlar. A şıkkı.
Kaleye 16 tane şut atacak arkadaşlar. Kaleyi buluyormuş attığı şut. 16 şuttan kaç tanesi 80'in altında? O zaman 80'in ve 80'in üstünde olanları atalım. 1, 2, 3. Sonra burası 4, burası 5. O zaman 5 tanesi 80 ve üstünde olduğuna göre 11 tanesi de 80'in altındadır. 11 bölü 16 olasılıkla 80'den az puan alır. E şıkkı. Bu soru aslında biraz vakit kaybedecek misiniz, kaybetmeyecek misiniz sorusu arkadaşlar. Ben size şöyle daha kolay olacak bir yolla göstereceğim bu soruyu. Çünkü bize bırakıyor yöntem artık nasıl yaparsanız diye. Zor bir soru değil. İşlem kalabalığı var mı yok mu o önemli. 2018, 2017 ve 2016. Ben kesirle uğraşmamak için diyeceğim ki 2018 120x olsun, tamam mı? 120x arkadaşlar bir önceki yıla göre %20 artmış ya. O zaman bir önceki yıl 100x olur. Gerçekten 120x olur bakın %20'si artınca. Sonra 2016'nın da arkadaşlar %25'i kadar artması lazım. O zaman bu 96x olmalı ki 96x'in dörtte biri 24 yapar. Eklersek gerçekten 120x olur. Böylece bakın kesirlerle uğraşmadan yapmış olduk. 96x 144 tonmuş. Bizden 100x'i istiyor. Şimdi buna göre x ne yapıyor? 144 bölü 96 yazayım hemen yerine. 100 çarpı 144 bölü 96 oldu. 24'e bölersek 6, 24'e bölersek 4, 100'ü 4'e bölersek buradan 25, 25 çarpı 6'dan 150'ymiş arkadaşlar. E şıkkı. 200 kişilik bir gezi grubu 6 çeşit meyve suyu bulunan bir büfeden birer tane meyve suyu satın alınıyor. Her çeşit meyve suyundan en az 5 adet alındığına göre A diyelim 5 adet, B diyelim 5 adet, C 5, D 5, E 5. Toplam kaç yaptı burası? 5 çarpı 5'ten 25. O zaman F en fazla 175 tane olur. Cevabımız da bakın C şıkkı olur.